Yaz. Burada yaşamak için ya çok zengin olacaksın, bravo, ya da çalışabileceğin iş yeri olacak. Fakat bu ikisi de bizde yok. İsterseniz durumumuzu bizim şairimiz aşığımız dile getirsin. Memleket sonu ne olacak? Abi insanlar göç ediyor, gidiyor. Ne bileyim, hayırlısı ama inşallah iyi olur ya. Şöyle bir şey. Şu yavşağa bak. Baba parasını almış, bizi son sene çalışmış, geziyor yavşak. Ya sarkamış ki bir bile böyle yavşaklar var ya, düşünsene. Vay be. Abi biz ne zaman iş bulacağız? Ne zaman evlenelim? Abi keşke bir fabrikamız olsaydı var ya, orada çalışırdık, para kazanırdık. Ne kadar güzel olurdu var ya. Sen gibi tutarım, tutar fazla atarsan. Yani ne gibi fazla atarsan. Yani ne kadar atacağım ben, hayat. Öyle. Hayaller olmayan şeyde hayat bulmak lazım. Aslında devlet iş adamlarını destekliyor. Ama bu memlekete gelen kimse yok. Adam şimdi niye gelsin ki? İllasına, Hüsar'a basın, yaşamasın, bebeği, taksi bırakın. Ne geldi? Abi zenginlerin tek bildiği lüks arabalar, lüks evler. Ama şöyle bir gerçekten haberler yok. Ölüm var hani dünyada. Gerisi bence yalan ya. O kadar evi var, arabası var. 2 metrelik benzle yarın öbür gün çukura gireceğini bile bile yaşıyor. Hepimiz insanız ya, birbirimize yardım etsek ne olur? Abi biz ne kadar konuşsak konuşalım boş. Bu şehre ne fabrika gelir ne birden para kazanabiliriz. En iyisi bu şehirden çekip gitmek var ya. Aynen. Boş ver abi. Kurulan onca hayale rağmen değişmeyen dünyanın şerefi. Keşke bizi şehirlerde çalıştırabilecek fabrikalar olsa da biz de buralara gelmezdik. Giresun'da sahil var, bizim de yemyeşil ormanımız var. Ama işsizlik olunca nerede para kazanırsan orası senin memleketin olur. Eylül'de soba kuruyoruz, ta Mayıs'ın sonuna kadar. Bizim oralarda soba yanıyor, yaşamak çok zor. Halen bizim gibi yazın gurbette çalışıp kışın da işi olmayan insanlar için. Nereden kardeş? Benim babam da inşaatçıydı. Ben de onun gibi inşaatçıyım. Ben de kardeşlerim. Babam ne zaman gelecek diye dört gözle bekliyordum. Şimdi bizim çocuklarımız bizi bekliyor. Artık bu hasrete son vermemiz lazım. Şimdi sarı kamışta olmak vardı.
eşimin çocuklarını alıp yemyeşil bir ortamda piknik yapmak vardı. Makara çayı demleyip. Keşke ama bunlar hep hayal. Bunların olması için şehrimizde bir fabrika olması lazım ama yok. Ya çarşıya çıkıyoruz, tanıdık hiç kimseyi göremiyoruz. Eskiden çarşıya indiğimizde herkesi tanırdı ama şimdi hiç kimseyi tanıyamaz olduk. Biz yazları babasız büyüdük ama çocuklarımız babasız büyümesin. Beni affet olur mu? Biz gidiyoruz. Çünkü babamın işi yok. Onun için başka şehre gideceğiz. Keşke seni de götürebilseydim. Benim kar tanesi güzel kızım. Kendini de al da gidelim. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın abi? Sağ ol, teşekkürler. Ne var ne yok? Teşekkürler, sağ olasın. Buyur. Ne yapıyorsun? Sağ ol, teşekkürler. Gel. Vallahi 2-3 gün oldu gelelim. İşte Sarıkamış'ı biraz gezdik, dolaştık. Yok. İşte esnafları gezdik, tanıdıkları gezdik. İşte biraz eksiklikler var. İşte Sarıkamış'tan giden arkadaşlar olsun, doğru. Giden eski dostlarımız olsun. Doğru. İşte biliyorsun yani. Daha önceden de geldiğimiz gibi yine dedim gelip bir ziyaretini yapalım. Hoş geldin. Sarıkamış'ta bir göç var ya. Doğru. Bu göçü neden böyle oldu? Bir açıkla abi ya. İş kaybından dolayı insanlar göçe başlıyor. Ben gezdim ya yaklaşık 2 gündür geziyorum. Sarıkamış'ta her taraf esnaf zaten tamamen boşalmış, evet. Ve kapısını kilitleyip gitmişler. Evet. Neden güneşin doğduğu şehirde bize umut yok? Biz sadece evlenmek ve mutlu bir yaşam sürdürmek istiyoruz. Bu şehirde neden bir fabrika yok? Olsaydı çalışırdık ve çoktan evlenir mutlu bir yaşam sürerdik. Aylin'im, ben artık umudumu kaybettim. Güneşin doğduğu her yerde umut var Ayhan. Nerede bu umut? Arabada duran direkt balonunu getireyim de bir dilek tutalım. Hadi bakalım getir. En kısa zamanda bu şehre bir fabrika açılır inşallah. Tünay'ım hayırlı uğurlu olsun. Eşyalarını inşallah göndereceğim. Inşallah. En kısa zamanda eşyaların teslim edeceğiz kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Sağ ol kardeşim. Sömez abim hoş geldin. Nasılsın hoş abim? İyi misin? Benim. Teşekkür ederim. İyiyim Ozan'cığım. Sen nasılsın? Hele bir uğrayayım dedim bakayım Ozan'a. İyi ettin abi. Ben de ne olsun müşterimizi yolcu ettik. Yine geldi bizim araçlarımızı seçti. Nakli araçlarını. Biliyorsun her ay 10 aile evine de aşıp gidiyor. Bir yandan bizim için iyi ama bir yandan da çok huzursuzuz. Niye dersen abi Sarıkamış'ta ya biliyorsun yani iş olmadığından dolayı. Ozan'cığım şimdi eskiden Sarıkamış'ta bir ayakkabı fabrikası vardı. Doğrudur abi. 300 kişi çalışıyordu. Çift vardı yani 600 kişi. Orman fidanlığımız vardı. Orada biliyorsun Erzurum'a taşındı. Cezaevimiz Selim'e taşındı. Tümen vardı burada 9. Tümen. Tugay'a düştü askeri ceza. Esnafımız zor durumda.
Memur kesim zaten zor durumda. Kış şartları çok ağır geçiyor. Sana bir getirisi yok yani. Götürüsü çok yani, ama getirisi yok. Aynen öyle, aynen öyle kardeşim. İnsanlar mecbur kalıyor bu sefer göç etmeye yani. Gelecek kaygısı olduğu için insanlar mutsuz. Ve burada tutmamız için de yani fabrikaların olması gerekiyor. Yani iş sahası olması gerekiyor. Olmadığı gibi de mecbur kalıyor insanların göç etmesi. Arkadaşlar ben çağırdılar da köy meydanına gideceğim. Canım oğlum giderken ama geç kalma, erken gel eve. Olur mu? Tamam anne. Anne oğlumuz da kocaman olmuş. Kadir paran var mı? Var baba. Şu parayı Kadir'e verir misin? Anne. Al bana, bunu baban sana harçlık gönderdi oğlum. Keşke almasaydın anne. Bak oğlum, babamın zaten işi yok. Canım sağ olsun oğlum. Arkadaşların içinden mahcup olma diye. Tamam anne. Doğrudur hanım. Pınar'ımın, Kadir'imin için, gelecekleri için buralardan geldim. İşsiz, güçsüz bir insan. Oraya gittiğimiz zaman bir iş, kendimize işmiş bulur. Çalışırız, çoluk çocuğumuzun hayatını kurtarırız. Kızımız için, oğlumuz için. Canım kızım Pınar'ım, seninle büyük şehirlere gideceğiz. Luna Park'ların olduğu şehire. Oley! Oley, atlı karıncalara bineceğim. Canım kızım. Merhaba bacanım. Evet, burada 2 ay kaldı emekliğime. Burada bulunan her şeyimi sattım. Kızlarımı evlendirdim, 1 oğlum kaldı. Eşim ve ben yaşasak 10 yıl daha yaşarız. Burada iş falan yok. İstanbul'a yerleşip oğluma güzel bir gelecek bırakmak istiyorum. Oğlumun uzun bir ömrü var önünde. Sen çok güzelsin, cennetsin Sarıkamış. Her yanına ormanlar kaplamış. Aşka gelmiş, derelerin çağlamış. Sen cennetin bir köşesisin Sarıkamış.
Esiyor başında dumanlı yeller, yaylalarda sürüler koyunlar, inekler. Başına tac olmuş bin bir renkli çiçekler, arılar sana türkü vızıldar Sarıkamış. Dik tut başını erimesin buzun karın, kır zincirini yıkılsın kara talihin bahtın. Yıllardır mahpus talihini yaşadın, sen bizim gönüllerimize taht vurdun Sarıkamış. Olmasın gamın ne de kederin, inek sağar peynir yapar kınalı gelinlerin. Düğünlerde halay tutar Yağız yiğitlerin, sen yaz kış bir başka güzelsin Sarıkamış. Bağrında yatıyor 90.000 şehit, yıllardır sana söylenir ağıt. Seni anlatamaz ne kalem ne de kağıt, sen bu milletin tarihisin Sarıkamış. Terk ettim seni, yoksuldum, naçardım. Her nereye gittiysem ben seni aradım. Gündüz hayalim, gece rüyamdın. Cennete de gitsem ben seni isterim Sarıkamış. Gönlü sana aşık dertli Hilmi'nin, belki yazgısıdır kaderimin, talihimin. Lal olmuş dilimin, titreyen ellerimin, şehitlerimize fatihalar okuyorum Sarıkamış. Hani nerede o eski köyler? Nerede? Han deresi, ısız su, Yağbasan, Çatak. Ah eski dostları bulup şöyle bir sarılıp ağlasak. Közle çayı demleyip maziyi ansak. Hasretin içimde köz olmuş Sarıkamış. Boşalmış köyler hüzünlüdür yaylalar. Boyun bükmüş laleler ağlıyor pınarlar. Ah gönlümde hasretin, dilimde hoyratlar. Beni senin suyunda yıkayıp toprağına koysunlar Sarıkamış. Ah beni senin suyunda yıkayıp toprağına koysunlar Sarıkamış. Göçtüler yine. Gayet güzel, ya.